Konya'da 3 yıl önce öldürülen yaşlı çiftin katili bulunamayınca oğlu Doktor Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. O esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Dönemin karakol komutanının ifadesi ortaya çıktı. Sizi izlerken ben dedim ki buraya nasıl insanlar çıkıyor? Niye izliyorsunuz bu programı dedim. Vallahi dedim. 6 ay sonra ben çıktım. 6 ay sonra ben çıktım. Büyük konuşmayın. Başka bir büyük konuşmayın. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz cinayetin faili aranıyor. Mu değil mi ben bilmiyorum. Ya şu adamları alın. Karşılıkları sorgulayın ya. Konya'nın Karata ilçesinde 2018 yılında Metin ve Necla Büyükşen çifti evlerine giren kar maskeli kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Yaşlı çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırıda yaralanmıştı. Yakınlarının başvurması üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz cinayet işlenmeye başlandı. Son programda önemli gelişmeler yaşandı. Diyorlar ya, bunlar diyor. Müge Anlı canlı yayınında dönemin karakol komutanının olayla ilgili verdiği ifadeyi okudu. Karakola saat 22.13 civarında gelip ihbarda bulunduklarında ben askerleri de alarak araçla 22.15'te karakoldan ayrıldım. Yaklaşık 2 dakika içerisinde de olay yerine intikal ettim. 3 askerimi evin kapısının önüne bırakarak nöbet tutmalarını istedim. İçeri ben girdim. Girdiğimde Metin ve Necla çiftinin ex olduğunu yani öldüğünü anladım. Ve 112 acil servisini çağırdım. Ardından savcı da olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekibi de geldi. Hem olay mahallindeki emareler hem de evin bahçesindekiler toplandı. Ardından Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri evden çıkarıldı. O esnada Büşra, Betül, Osman, Muammer yani orada olan kişileri alıp karakola swap örneklerini almaya götürdüm. Bizzat arabaya bindirip ben götürdüm. Olay yerine o sıraya, o döneme, o şeye kadar asla girmemişlerdi. Orada bir kavga çıkmasından endişe ettiğim için onları direkt alıp karakola götürdüm. Şüpheli olabileceklerini düşündüğüm için tartışma çıkmasından imtina ettim. Ben onları swap testine götürene kadar da onlar asla olay evine girmediler diyor. O dönem karakolda er olarak görev yapan kişi de tüm bildiklerini anlattı. Yayın izledim. Görev yaptığım zaman da gerçekleşen bir olaydı. Cinayetten sonra olayın olduğu gün Büşra karakola geldi. Daha sonrasında biz olay yerine intikal ettik. Akabinde Büşra ayağında kırıktan dolayı Konya merkezi hastaneye sevk edildi. Bizim de o dönem görevli personel Büşra'nın yanına sevk edildi. Büşra'nın hastanede yazılı kayıtlara geçmeyen sözlü olarak ilk ifadesinde o gün ilk kullandığı kelime Yılmaz abi ne yapıyorsun? Yani olayın ilk anında içeriye giren tüfekle giren kişiye hitabı Büşra'nın bu şekilde. Ancak daha sonrasında çelişkili daha farklı yerlere götürüp Yılmaz kelimesini o an için söylediğini söyledi.